I still see your shadows in my room. Can't take back the love that I gave you. It's to the... Merhaba, videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda biraz evet saçma salak görünebilirim çünkü saat 1, neredeyse 1 saat önce kalktım ve hala uyanamadım. Birden video çekme isteği doğdu ve videoya başladım. Öyle çok minnak hazırlanıp. Evet, bugünkü videomda ne hakkında konuşacağım? Games Week, evet birazcık geç oldu. Baya geç oldu. Bu arada bugün 24 Haziran ya. Saçlarım hiç düzgün değil. Evet, Games Week 6-10 Haziran'da oldu ama ben ancak bu zaman videosunu çekiyorum. Ne kadar mükemmel bir YouTube. Öncelikle direkt her şeyi anlatıyorum. Orada çok fazla video çekemedim. Bunu en baştan söyleyeyim. Çekebildiğim videoları zaten ara ara koyacağım. Çok güzel bir fuardı. Öncelikle bunu söyleyeyim ama hani mükemmel miydi? O kadar da değil ama çok güzeldi. Yani asıl en büyük sorunlarından biri fazla boş olmasıydı. Gezebileceğin alanlar, keşfedebileceğin alanlar neredeyse hani bir en fazla bir saatini alırdı. Naber köle? Naber köle? Yalnız bu ara girdiğimizden beri bir sürü şey yaptık ve hiçbirinin videosunu çekmedik. Unuttuk yani. Bu benim de senin hatan çünkü bu senin bir görevli kardeşim. Ya unuttum. Ve Pokemon'umuzdan daha bağıracak. Bir şey diyeyim, benim hiç cosplay gibi durmuyor. Biz cosplay yaptığımız için etrafta dolaşıyorduk öylesine. Ben ilk gün gitmedim. İlk gün gidemedim. Bir de cuma günü gidemedim. Kaçı oluyor ayın? Ya bir 6'sına gidemedim, bir de 8'ine gidemedim sanırım. Evet, 6 ve 8'ine gidemedim. 7'sinde, 9'unda ve 10'da oradaydım. 7'sinde böyle bir yandere yapmaya çalıştım. Başaramadım. Yapabildim gibi. Yapamadım gibi de. Cumartesi günü 9'unda eşkeçim yaptım. O da tam olmadı. 10'unda Tokyo Ghoul'dan Touka'yı yaptım. O da olmadı. Çünkü o son gün hakkında çok kötü şey var. Çünkü ben orada o kadar uğraştım. 2 hafta kanat yaptım. Çok da güzel bir kanattı. Tabii ben bu konuştuğum sıralarda hepsinin fotoğraflarını koyacağım. Merak etmeyin. Çok çok güzel bir kanattı. Ama fuarda taktım. Bir 15 dakika falan gezdim. Sonrası yok. Ve en çok fotoğrafı, yani en çok etrafta takılma olayını falan pazar günü yaptık. Çünkü perşembe günü arkadaşımla gitmiştim. İlkokul arkadaşımla gitmiştim ve çok fazla gezmedik. O çünkü oyun şeylerini çok fazla sevmiyor. Öyle biraz takıldık. Yani o gün benim için önemli olan en büyük şeylerden biri Porsche'yi görmemdi. Aslında diğer fuarlarda da görüyordum ama çok tatlıydı, bu sefer sarıldım. Cumartesi günü de güzel şeylerden biri klavye kazandım. Bu arada o klavyeyi de satmayı düşünüyorum. İsteyeniniz varsa bana yazabilir. Ya da işte Letgo'dan satıyorum şu anda. Çok bir şey yazmadılar ama. Böyle güzel, ışıklı mışık. Işıklı mışıklı bir klavye. Ben daha yeni klavye almıştım ki ben laptop kullanıyorum. Ne diye klavye aldığımı da bilmiyorum. O da şeydi, Logitech'in bir klavyesiydi. O var. Bunu da kazandım. Hani ne yapayım dedim. Satayım diye düşündüm. İsteğiniz varsa bana yazın. Yorumda yazın. Ne bileyim Instagram'dan yazın. Oradan buradan yazın. Bir yerden yazın. Şey yaparım. Fiyatını konuşuruz. Sonra pazar günü gerçekten çok eğlenceliydi. Her yere gittik ve hani o sıra gerçekten herkesle tanıştım. Güzel bir ortam vardı. Pazar günü çok güzel fotoğraflarımız var pazar gününden. Ne denir? Net. Biz şimdi diğer günler, cumartesi ve perşembe günü hep telefonumuzdan çekiyorduk fotoğrafları. Ve... Ama pazar günü gerçekten çok güzel fotoğraflarımız vardı. Zaten fotoğrafları falan da Instagram'dan paylaşacağım. Yani hepsini paylaşmayacağım tabii ki de ama beğendiklerimi paylaşacağım. Ya fuarın zaten en güzel yanlarından biri böyle etraftaki yerleri, hani şeyleri keşfetmeniz. Ve sevdiğiniz yayıncılarla, cosplayerlarla, işte youtuberlarla falan, ünlülerle tanışmanız. Bu çok en büyük avantajlarından biri. Bir de son gün şöyle bir şey oldu, o da aklıma geldi, onu da söyleyeyim. Show TV geldi ve video, hani bir şey yapmamız, hani haber yapacaklarını söylediler. Biz de hepimiz cosplayer'lı böyle bekliyoruz. Hani sadece cosplayer'larla konuşup sonra hani gidecekler falan diye düşündük. Yani başka bölümlerde çekim yapacaklar. Bizi oyun kısmına koydular. Herkes cosplay'li. Oturuyoruz, oyun oynuyoruz. Bana yer kalmadı. Ben gittim, arkadaşımın yanına oturdum. O da bir kanat yapmıştı hani. Tokyo Ghoul'dan, o unuttum. Ondan yapmıştı, onunla oturdu diyor, kırılacak galiba falan, hani
cosplayer'ı ne diye oyun oynatırsınız? Zaten haberi de izledik. Her izlediğimizde gülüyoruz. Hatta şu anda haber şimdi gelsin. Şu oyunun içine girecek gibisiniz. Evet, aynen öyle. Girebiliriz. Kardeşim geçmiş olsun. Sağ olun. Ne oldu sana? Zombi kostümü. Yüzün çok kötü olmuş. Bir cildiyeye görün. Yok, teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Ne oldu gözlerin? Benim yaptığım karakter böyle, o yüzden. Ya peki benim saçma salak cevabım. Neyse, ben orada zaten beni orada bir 5 dakika konuşturttular işte, hani oyunlara nasıl başladın, ne kadar zamandır oyun oynuyorsun, işte bu kostümün ne, kim, o yaptığın karakteri biraz anlat. Ondan sonra işte cosplay ortamında, fuar ortamlarına ne kadardır gidiyorsun falan. Bu tarz sorular sordular ve benim sadece gözlerinden oldu. Benim yaptığım karakter böyle, o yüzden. Sadece bu kısım var. Neden? Neden? Garipti. Gerçekten garipti. Yakın zamanda Yukon var. Yukon'a gidebilir miyim? Ona şu an hiçbir şey diyemiyorum. Belki giderim, belki gitmem. Hani uygun olursa gideceğim. Ama uygun olmazsa gidemeyeceğim doğal olarak. Bir de GameX var. O da Eylül'de. Ona kesin gideceğim zaten. Ona hiç şey yok. Ona kesin gidiyorum. Fuara gidişimiz de çok sıkıntıydı aslında. Çünkü biz şeyden, Seyrantepe'den metroya biniyorduk. Yani Seyrantepe'ye gitmek için ayrı otobüse biniyorduk. Seyrantepe'den metroya binip Yenikapı'ya gidiyorduk. Yenikapı'dan da Atatürk Havalimanı şeyine, metrosuna biniyorduk. Oranın, yani Atatürk Havalimanı'nın bir durak öncesi fuar merkezi. 1,5 saate falan gidiyorduk. İlk gün zaten çok saçma salak gittik biz. Hani 500 TL'ye bindik. Oradan 500 TL'nin son durağında indik. Oradan başka yere, oradan oraya çok uğraştık. Buradan aynı senin kadar boş bir metrodayız. Tamam be, üzülme. Ama işte son gün çok düzgün gittik. Bugün bence eğlendik. Bir sürü şey yaptık ama çoğunu videoya çekemedik ya. Evet. Ve sıcak. Çok sıcak. Klavye kazandık. Pikachu'm orada yatıyor. Evet, bir de ben de kulaklık kazandım. Her şey kazanmadın, için yalan söyleme, aldın orada. Keşke çıkıyoruz. Evet. Ters. Dünyanın en pahalı ya şeyini aldım. Aynen, gerçekten. Göstermene gerek yok. Direkt parayı verdi ve aldı. Neden? Çünkü ben zenginim. Şimdi canım arkadaşım. Taksiye biniyoruz, eve gidiyorsun. Araba daha ucuz da. Tamam, neyse, görüşürüz. Tamam. Evet, fuarla ilgili konuşacağım şeyler bu kadardı. Biraz videoyu uzun tuttum, neden bilmiyorum ama her dakika konuşasım geldi. Fuarda sadece cumartesi gününden videolarım olduğu için onları koydum ara ara. Fuardaki fotoğrafları, işte oradaki cosplayer arkadaşlarım falan tanımak istiyorsanız Instagram hesabımdan bakabilirsiniz. Zaten Instagram'da bir şey, böyle hikayeleri, highlight story diye bir şeyler oluyor ve altlarda görünüyor. Orada böyle etkinlikler diye bir bölümüm var. Orada görebilirsiniz. Bu kadar. Evet, anlatacaklarım bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Benim gözüm niye akıyor bilmiyorum ama. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Fuarlarda da görüşürüz umarım. Bir de son olarak artık videoları düzenli atmak istiyorum. Sınavdan sonra her şeyi çok düzenli atacağım. Haftada bir video atacağım. İnşallah yani. Bir de bazen aklıma hani ne yapacağım gelmiyor. Ya da işte şunu yapayım diyorum. Çok beğenmezler diyorum ama yine de bilmiyorum, bir şeyler yapacağım. Sizi seviyorum. Görüşürük. Bye bye.